Market ekranlarında Finans Express'le tekrar güne merhaba. Bugün yine ekonomi dünyasında neler oldu, gündemde neler var, bunları konuşacağız. Bugün stüdyomuzda doçent doktor Hatice Karahan, Yeni Şafak gazetesi yazarı, aynı zamanda SETA ekonomi uzmanlarından kendisi. Bugün konuğum olacak. Kendisiyle istihdam ve işsizliği, aynı zamanda cari açığı konuşacağız ama önce tabii ki piyasalar. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günlük bazda 169 puan artışla %0,23 değer kazanarak günü 74.856 puandan kapadı. Serbest piyasada dolar 2.27, euro ise 2.91 liradan günü bitirdi. Uluslararası piyasalarda saat 17.58 itibariyle euro dolar paritesi 1.28 oldu. Dün saat 17.58 itibariyle uluslararası piyasalarda altının onsu 1240 dolardan işlem gördü. Cumhuriyet altını 601 lira, çeyrek altın ise 147 lira oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83 dolar 26 sentten işlem gördü. Şimdi sırada kısa bir haber turumuz var. Dün ekonomide neler oldu? Kısaca hızlıca bir göz atıyoruz. Yunanistan'ın 240 milyar euroluk IMF ve Avrupa Birliği kurtarma paketinden vazgeçeceği endişeleri Atina borsasının %9'un üstünde değer kaybetmesine neden oldu. En büyük kayıplar banka hisselerinde görüldü. National Bank of Greece %13, Piraeus %14, Alfa %14, Eurobank hisseleri ise %20 değer kaybetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası ve diğer kurucu ortaklara 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurma izni verdi. Doge grubunun Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK ile geçtiğimiz yıl kurduğu girişim sermayesi fonu DGSK Türkiye'de ilk yatırımını yapıyor. DGSK ve iş girişim sermayesi veri merkezi şirketi Radore'nin çoğunluk hissesini satın alma kararı aldı. Toyota Adapazarı'nda yapacağı yatırımlarla ilgili resmi açıklamada bulundu. Nikkei ajansının haberine göre Toyota Adapazarı'nda üreteceği SUV model için 187 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Eti 61 yıl önce Türkiye'nin ilk sanayi tipi dondurması olarak piyasaya sürülen Alaska Frigo'yu 13 milyon liraya satın aldı. 2008'deki küresel krizde batan Amerikalı Lehman Brothers'ın Türkiye'deki şirketlerinden RCT Varlık Yönetim Şirketi Alaska Frigo'nun fabrikasını icradan satışa çıkarmıştı. Gayrimenkul satışlarında metrekare beyanlarına düzenleme getirilmesiyle konut satışlarındaki metrekare yanıltmalarının sona ereceği, bu sayede de tüketici haklarının korunarak sektöre güven geleceği bildirildi. İstanbul Kuyumcular Odası'nın yeni vergi düzenlemesinden sektörün daha çok faydalanması için Borsa İstanbul'dan talep ettiği üyelik indirimi gerçekleşti. 31 Aralık 2014 tarihine kadar kuyumcular 20 bin Türk Lirası yerine sadece 2 bin Türk Lirası ödeyerek Borsa İstanbul'a üye olabilecek. Raiden.com ve Gyoder işbirliğiyle hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Eylül ayı raporu yayımlandı. Yeni konut fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre %0,27, yıllık bazda ise %7,02 seviyesinde arttı. Amerikalı otomobil üreticisi Chrysler 184.215 adet sportif arazi aracını elektrik aksamındaki hatadan dolayı geri çağırdı. Şirket, geri çağırmaya neden olan hatanın şimdiye kadar bilinen herhangi bir kaza ya da yaralanmaya yol açmadığını bildirdi. Stüdyomuzda doçent doktor Hatice Karahan var. Kendisi Yeni Şafak gazetesi ekonomi yazarlarından ve SETA'nın ekonomi uzmanlarından. Hoş geldiniz Sayın Karahan. Teşekkürler. Öncelikle dün açıklanan işsizlik verileri, işsizlik rakamları üzerinden başlayacağız ama dünkü verilere ilişkin küçük bir haberimiz var. Dilerseniz önce onu girelim. Peki. Ondan sonra beraber devam edelim.
İşsizlik oranı Temmuz'da çift haneye yaklaştı ve %9.8 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde %8.8, kadınlarda ise %12 oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı %12 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise %18.2 olarak hesaplandı. Şimdi haberimizi izleyelim. Temmuz ayında işsiz sayısı 2.654.000'den 2.867.000 kişiye çıktı. 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı ise %46.3 oldu. Bu oran erkeklerde %65.9, kadınlarda ise %27.2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %22.4'ü tarım, %19.9'u sanayi, %7.3'ü inşaat, %50.5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. İş gücü nüfusu 2014 yılı Temmuz döneminde 29.276.000 kişi, iş gücüne katılım oranı ise %51.3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı erkeklerde %72.3, kadınlarda ise %30.8 oldu. İş gücü istatistiklerinde yaşanan bozulmanın dışsal koşullardan kaynaklandığı görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Ekonomik yavaşlamanın iş gücü üzerine baskı yarattığı belirtilirken, Suriye'deki çatışma ortamından kaçanların kayıt dışı olarak iş gücüne dahil olması da önemli faktörler arasında yer alıyor. Emek piyasasındaki zayıflığın önümüzdeki aylarda da sürebileceği konuşuluyor. Sayın Karahan, haberimizde de izledik TÜİK verilerini. Şimdi Ağustos ayına ilişkin iki önemli veri açıklandı. Hı hı. Birisi cari açık, diğeri işsizlik oranları. Cari açığın, daralan cari açığın bedeli çifthaneli işsizlik mi oldu? Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle ayrı ayrı isterseniz bakalım. Tabii önce ki işsizlikle başlayalım. Temmuz ayında %9.8 oranında gerçekleşti işsizlik oranı. Burada gözde görülür bir artış var. Hem aylık olarak hem de yıllık olarak. Acaba mevsimsel bir etki midir diye baktığımızda, mevsimsel etkilerden arındırılmış serileri incelediğimizde maalesef bu serilerde de bir artış görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunun arka planında, bu trendin arka planında İş gücüne katılımdaki hızlı artış yatıyor. Aslında bu sadece Temmuz ayına ilişkin bir gelişme değil. Bu bir süredir. Hem geçtiğimiz aylarda ve aslında 2013 senesinde hakim bir şekilde gördüğümüz bir etki. İş gücüne katılım oranı istihdam oranından ya da sayılar bağlamında çok daha hızlı ilerleme gösteriyor şu anda. Temmuz oranına baktığımızda iş gücüne katılımı %51.3 olduğunu görüyoruz. Haziran ayında da bu böyleydi. Oldukça ve bu yüksek rakamlar, oldukça yüksek, hatta rekor bir oran diyebiliriz. Son yılların değil, tarihi bir rekor aslında %51.3. Bu arzu edilen bir şey tabii ki, iş gücüne katılımın yüksek olması. Diğer işte gelişmiş ülkelere özellikle baktığımızda %55 ile en az başlayan %60 bandında yer alan iş gücüne katılım oranları görüyoruz. Bu çok arzu ediliyor. Bizde geri kalmasının sebebi, hep konuşuyoruz zaten, kadın iş gücüne katılımın zayıf olmasıydı bugüne kadar. Zaten bu artışta da aslında arkasında kadın iş gücüne katılım artıyor. Kadın nüfusun iş gücüne katılımı özellikle kriz döneminden sonra, global kriz döneminden sonra gözde görülür bir artış gösterdi. Dolayısıyla evet. Lafınızı kestim ama peki kadın iş gücündeki katılım oranının yükselişi, yani direkt global kriz sonrasında kadınlar artık biz de çalışalım mı dedi, arka planında başka sebepler mi var? Daha çok orada belki iş gücü piyasalarının biraz daha büyümenin de, hızlı büyümenin de getirdiği etkiyle global kriz sonrasında işte istihdam dostu bir büyüme sergilenmesi oldu. Tabii ki burada diğer faktörler de var. Özellikle eğitim gibi. Bu kadın iş gücünün artışında eğitim faktörüne baktığımızda tabii ki üniversite mezunlarında özellikle yüksek bir artış görüyoruz. Ancak hem istikrar ve büyümenin getirdiği, kalkınmanın getirdiği koşullarla aslında çeşitli bölgelerde de bunun artış gösterdiğini görüyoruz. Daha az gelişmiş illerimizde de bu artış söz konusu. Hı hı. Hatta eğitim düzeyi daha az olan kadınlarımızda da bir iş gücüne katılım talebi söz konusu. Dolayısıyla şu andaki bu dengesizlik ya da işsizlik oranının artması trendi arkasında bu iş gücüne katılımın istihdamdan daha hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. İstihdam çok zayıf diyemeyiz aslında.
iş gücü piyasalarında halen talep devam ediyor. Evet. Ama arz biraz daha onun önüne geçmiş durumda. Bu yüzden de bir süre daha en azından yapısal reformlar yapılana kadar bilhassa kadınlar bağlamında işsizlik oranının ben bu seviyelerde %9 bandında gideceğini düşünüyorum. Bu arada tabii ki çözüm olarak orta ve uzun vadede hem yapısal reformlar olacaktır. Hı hı. İkincisi de büyüme hızımızın belli bir seviyede sürdürülebilir olması önem taşıyor. Çünkü işsizlik oranının düşüşünde uzun vadeli büyüme trendimizin, oranımızın bir miktar üzerine çıkmamız gerekiyor ki bu işsizlik oranındaki düşüşü sağlayabilelim. Bu iki faktör üzerinde şekilleneceğini düşünüyorum. Ama zaten %9 bandında bu seneyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki senelerde de bu sorunla mücadele etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi az önce büyümeden bahsettiniz. Zaten son bir hafta 10 günün herhalde en ekonomi alanındaki en hit konularından biri oldu büyüme. Bütün hani ulusal ve uluslararası tüm olumsuzluklara baksak bile global resme kıyasla Türkiye daha şanslı gözüküyor. Hem büyüme oranları bazında hem de bir şekilde istikrar bazında pozitif tarafta kaldığını gözlüyoruz. Peki yani her türlü olumsuzluğa rağmen dünyadaki krizi Türkiye bir şekilde kendine doğru çeviriyor olabilir mi? Hani krizi fırsata çeviriyor olabilir mi? Bu manada siz şans görüyor musunuz? Evet, yine dünyaya önce bakalım, Türkiye'ye dönmeden önce global tablo nasıl şu anda? Evet, Türkiye olarak 2013 yılında %4 büyüme hızımızla pozitif ayrıştık. 2014 yılına da ilk yarısında, özellikle ilk çeyrekte çok makul bir seviyede girdik. Fakat ikinci yarıda dış ticaretle ilgili gelişmelerden ve iç talepteki zayıflamadan ötürü bir miktar hızımızı kestik. İlk yarıda %3.3 büyümüş durumdayız. Bu mütevazi bir büyüme. Ne çok arzu edilen ne de zayıf diyebileceğimiz bir büyüme. Ancak burada işte global koşullara, konjonktüre bakmak çok önem taşıyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda hemen yanı başımızdaki Avrupa'da biliyorsunuz bir toparlanma başlamıştı derken ikinci çeyrekte hız kesildi. Üçüncü çeyrek göstergelerine baktığımızda sanayi verileri bilhassa öncü gösterge olarak burada bir yavaşlama görüyoruz. Son gelen hangi aydı? Sanırım Ağustos sanayi verisi birden daralma kaydetti. Yani bir sıçrama yapmıştı daha önceki aylarda. Birden tekrar düşüşe geçti. Yani üçüncü çeyrekte de bir yavaşlama göreceğiz. Dördüncü çeyrekte yılın son çeyreğinde ne olur diye baktığımızda güven endeksleri açıklandı önceki gün. Orada da keskin bir düşüş gördük. Hem Almanya'da en önemli ticari partnerimiz hem de Avrupa genelinde, Euro bölgesi genelinde bir düşüş var. Avrupa önünü çok iyimser göremiyor şu an için. Dolayısıyla 2014 yılında zaten revize edilen büyüme verileri de var. Zayıflayarak en azından hızını keserek geçirecek tatmin edici bir durum gözükmüyor. Zaten deflasyon endişeleri var şu anda. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler var. Bunların yeterli olmadığını görüyoruz. En azından kısa vadede bir etkili sonuçlar getirmeyeceğini görüyoruz. Hep dile getirildiği gibi reformlar, mali politika gibi desteklere ihtiyacı var. Bu Avrupa kanadı Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandığımızda orada bir miktar daha işte kış koşullarından kurtulduktan sonra kıpırdanma olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu biraz daha global piyasaları hareketlendiren bir şey, bir gelişme oldu. Tabii orada da finansal piyasalardaki etkiler bizi bir şekilde dalgalandırıyor diyebiliriz. Gelişmiş dünya bu şekilde. Aslında çok fazla bir hareket yok. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da orada da zayıf bir performans var. Belki Çin ve Hindistan'ı ön plana çıkarabiliriz. Çin %7 bandındaki, Hindistan'da %6 bandındaki beklentilerin ötesinde Hindistan için büyümeyle yoluna devam ediyor. Endonezya yine %5 bandında. Ancak diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımızda özellikle %1 bandında büyüme oranlarına sıkça rastlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye için kabul edilebilir bir seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii yılın ikinci yarısında şu anda ilk yarı açıklandı. Bir miktar yine %3 bandında bir gidişat görebiliyoruz. Çünkü ilk yarıda dış ticaret ağırlıklı olarak büyüdük bildiğiniz gibi. İkinci yarıda iç talebimizi kaybettik. İkinci yarıda iç talep biraz kıpırdanıyor gibi gözüküyor. Buradan belki bir şeyler gelebilir ama dış talep tarafında bir miktar tempo kaybı olacak. Dolayısıyla bir şekilde kompanse edeceğiz gibi gözüküyor ilk yarıya nazaran. Yine %3 bandında bir büyümeyle karşılaşacağız diye öngörebiliriz. Ama ikinci yarı sonundaki tabloda herhalde çok kötümser olmayacaktır. Olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine %3 bandında, %3-3,5 arası bir büyüme gerçekleştirebiliriz.
diye düşünüyorum. Burada son çeyrekte ihracat performansımız önem taşıyor tabii ki. Ama orada da yine jeopolitik gelişmeleri, işte çevre ülkelerdeki, işte Avrupa'daki ekonomik duruma bağlıyız bir şekilde. O yüzden aslında bir şekilde dışarıya bağlı olmak hem güzel, dış ticaretle büyümek hem avantajlı bir durum. Ancak konjonktür çerçevesinde dezavantajlar taşıyor. Bir taraftan ihracatta birinci partnerimiz Almanya, ikincisi Kuzey Irak, ama bütün dengeler değişti. Evet, Irak hatta üçüncü sıraya düşmüş durumda şu anda. Irak şu son bir buçuk ay içerisinde değil mi? Evet, ilk üçe bakacak olursak Almanya'da en son Eylül ihracat verileri açıklandı. Orada hala dik bir duruş var. %12 gibi bir büyüme geldi ihracatta. Ancak son çeyrek verileri, dediğim gibi güven endeksleri ya da diğer öncü göstergeler maalesef son çeyreği Almanya ve Avrupa'da çok da iyimser göremiyorlar. Dolayısıyla bizim de bir endişemiz oluyor ister istemez. Irak pazarında bir normalleşme var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet, bir daralma var Haziran ayından beri krizle birlikte. Ancak son Eylül verilerinde %13,5'a inmiş durumda bu daralma. Evet, yine eski yükseliş verilerimizden çok uzağız. Ancak bir şiddetinde, daralmanın şiddetinde bir daralma görüyoruz. Dolayısıyla ülkelerdeki sosyal olaylar biraz durulmaya başladığı zaman Irak'ta da bir şekilde iktisadi istikrar Tabii o biraz orta vadede olacaktır diye düşünüyorum, ama burada transit yollarının açılması, işte güzergahların bir şekilde rahatladığını duymalıyoruz. Onun yanı sıra İran'da bir ihracat artışı yaşadık. Hatta patlaması yaşadık son Eylül verilerinde %120 gibi bir artış. Tabii onun da Irak bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü oradan da güzergah değişti. Ekstra güzergahlar aranıyordu. Tam dinamiklerini şu anda açıklayamam ama onun da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde orada bir toparlanma, normalleşme olacaktır. Güzel. Ama yavaş. Şimdi az önce uluslararası piyasalardan biraz bahsettik. Altında biliyorsunuz son dönemde bir düşüş var. Onunla ilgili olarak telefon attığımızda AG Altın'dan Sayın Gökhan Aksu var. Onunla biraz altın konuşalım. Tamam. Tekrar konumuza dönelim. Tamam. Sayın Gökhan Aksu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Aksu, altında son birkaç gündür bir düşüş gözleniyor. Bu düşüş ciddiye alınması gereken bir süreç midir, yoksa genel bir çalkantı mıdır? Altına dair son durumları sizden dinleyebilir miyiz? Aslına bakarsanız hafta başından itibaren bir düşüş söz konusuydu, fakat dün yaşanan uluslararası piyasalardaki gelişmeler nedeniyle altında sert bir çıkış gördük. Yani bu sert çıkış derken 1250 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş oldu. Evet. Fiyatların da 1220 dolar seviyesiyle 1250 dolar seviyesi arasında hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle dün ABD, Avrupa ve Asya borsalarında yaşanan kayıpların altına yöneldiğini ve bunun da tepkisel bir hareket olduğunu söylemek istiyorum ben. Dolayısıyla borsalarda yaşanan bu kayıplar güvenli liman olan altına yöneldi. Bir risk unsuru olarak görüldüğü için bu da biliyorsunuz ki altın da riskten kaçınmanın en önemli güvenli yatırım limanı, aracı. Değil mi? Evet. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla dünya ekonomisinin kötüye gittiğini düşünen yatırımcıların riskten kaçmak için tepkisel olarak altın aldığını düşünüyoruz. Bunun bir panik havası olarak gerçekleştiğini düşünüyorum ben. Çünkü dün 1250 dolar seviyelerine kadar çıktıktan sonra şu an 1240 dolar seviyelerinde altın fiyatları. Evet. İç piyasaya baktığımız zaman da 91 TL'ye yakın bir fiyat görüyoruz. Fiyatların bu derece yüksek olmasının sebebi de iç piyasada dolar TL'nin yüksek olması. Yurt dışında ons bazında altın fiyatı düşse dahi Türkiye'deki dolar TL'nin yüksek kalması nedeniyle TL bazında altın fiyatının da düşmediğini, gerilemediğini, hatta tam aksine yükseldiğini de söyleyebiliriz. Peki son dönemde biliyorsunuz petrolde inanılmaz sert düşüşler yaşandı. Hani bununla genelde işte petrol aşağı giderse altın da aşağı gider vesaire gibi, biliyorsunuz halk arasında bazı söylemler vardır, ama herhangi bir ilişki var mı bu manada, yoksa hakikaten sadece ve sadece işte Amerikan finans piyasalarındaki güvensizlikle mi birebir bağlantılı bu yaşadığımız süreç? NYMEX 81, Brent petrol 83 dolar seviyelerine kadar geriledi, ama buradan çıkan paranın altına gittiğini ya da başka emtialara gittiği ile ilgili herhangi bir veri elimizde yok. Buradaki mesele sadece petrol arzının fazla olması. Dolayısıyla da petrol fiyatlarının bağımsız olarak düşmesinden kaynaklanıyor. Ama altın fiyatları ile ilgili olarak baktığımız zaman burada Amerikan ekonomisine ilişkin belli başlı etkenler var. Nedir bunlar? Faiz arttırımına gidebilecek olması ABD'nin. Evet. Dolayısıyla buna bağlı olarak da ABD ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon ve
işsizlik rakamlarının ABD'nin istediği şekilde hedef olan rakamlara ulaşması dahilinde de faiz arttırımına gidebileceğini düşünüyoruz. Faiz arttırımına gidebileceği endişesi dahi altın fiyatları üzerinde bir satış baskısı yaratıyor. Dolayısıyla bizim bundan sonra AG altın olarak yatırımcıya tavsiyemiz şu, ABD ekonomisine ilişkin verilerin yakından takip edilmesi, ABD, Asya ve Avrupa borsalarındaki hareketlerin yakından takip edilmesi. Çünkü borsalarda yaşanacak olan kayıpların bir kısmının risk unsurundan kaçınmak amacıyla altına yöneldiğini görüyoruz. Evet. Faiz arttırımı meselesine geldiğimiz zaman ise faiz arttırma endişesiyle de altına bir yönelişten altından bir kaçış söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla bu korelasyonda yatırımcıların ABD'den gelecek olan verilere dikkat etmesi lazım. Özellikle bugün saat 15.30'da işsizlik başvuruları var. O veriler açıklanacak. Dolayısıyla bu verilerin piyasalar üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Yatırımcıların bu konulara dikkat ederek yatırım kararlarını almasında fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Gökhan Aksu paylaştığınız bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Muhtemelen altın yatırımcısının Amerikan faiz kararlarını yakinen takip etmesi gerekiyor bu durumda. Biz gene tabii kendi konuştuğumuz mevzuya dönelim Sayın Karahan. Açıkta kalmıştık evet, ama. Cari açıkta kaldık. Tabii şey de var yani biliyorsunuz bu orta vadeli ekonomik program açıklandı ama bir öncekinde bu yıl için 166,5 milyar evet. dolar olarak öngörülen ihracat 160,5 milyar dolara çekildi. Ekonomi Bakanımız Sayın Zeybekçi'nin de bir açıklaması oldu. Tahmin biraz fazla muhafazakar diye. Siz aynı zamanda TİM'e de danışmanlık yapıyorsunuz İhracatçılar Meclisi'ne. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, burada biraz muhafazakar bir tahmin yapılmış olması muhakkak jeopolitik gelişmeler ve Avrupa'daki durgunluk esasıyla yapılmıştır. Şöyle bakalım. 9 aylık veriler açıklandı. İhracatçılar Meclisi açıkladı. Son 12 aylık toplama baktığımızda 158 milyar dolar gibi bir toplam görüyoruz. Dolayısıyla verilen hedefe 160.5 milyar dolar olarak yaklaşılmış durumda. Bir miktar geçebilir. Bu az önce bahsettiğimiz gibi ihracatın son çeyrekteki temposuna bağlı aslında. 3. çeyrekte biraz aslında canımız yandı. IŞİD olaylarından dolayı ve Avrupa'da çok etkilenmedik 3. çeyrekte ama Orta Doğu pazarında etkilendik. O yüzden biraz herhalde yoğurt üfleyerek yiyoruz şeklinde bir durum var. Şu andaki duruma bakacak olursak Eylül ayında bir miktar tempo artışı yakaladık. Altın hariç mal ihracatında %6,5'luk bir yıllık büyüme sergiledik. İşte dediğim gibi Irak'ta bir normalleşme belirtisi var. Ancak Ekim ayına girdiğimizde büyük ihtimalle Avrupa piyasalarının etkileriyle orada bir zayıflama olabilir. Bir de son olarak sürpriz bir gelişme. İngiltere'de oldukça güzel gidiyordu ihracatımız bu sene. Çift hanelerde büyüme sergiliyorduk. Eylül ayında orada bir %0'a yakın, -0.3 ama %0'a yakın bir durgunluk yaşadık diyebiliriz. Ani bir düşüş yaşadık. Dönemsel onun da etkisi mi yoksa oldu. Yine bir şekilde hani siyasi süreçlerle ilgisi var mı İngiltere'deki bu düşüşün peki? Bir herhangi alt faktörlerini çok incelememekle birlikte İngiltere'nin biraz Avrupa'dan durumunun farklı olduğunu söyleyebiliriz. Euro bölgesinde oldukça zayıflayan bir görünüm varken aslında İngiltere'de bunun olmadığını görüyoruz. Kıta olarak baktığımızda Euro bölgesi değil de Avrupa olarak baktığımızda İngiltere'nin bölgenin en istikrarlı ve güçlü olarak büyüyen ülkesi olduğunu düşünebiliriz. O yüzden yeniden bir toparlanma görmek mümkündür. Bu arada Amerika pazarında bir gelişme var. %38'lik bir büyüme var. Bu Ağustos ayında da %30 bandında bir ihracat büyümesi gerçekleşmişti. Bunlar pozitif tarafı. Bir de Rusya biliyorsunuz daralıyoruz işte Rusya pazarında. Yine %14'lük bir daralma geldi Eylül ayında. Orada da bir umudumuz gıda ihracatı olacak. Onunla ilgili düzenlemeler, çalışmalar yapılmaya devam ediliyor bildiğim kadarıyla. Belki son çeyrekte böyle bir atak olabilir. Bir düzenleme bayağı, anlamında. Sektör bayağı bir umutlu bu açıdan. Yani işte krizi, kapıları kapanıyor ama evet. Değil mi? Çevirebileceğimiz faktörlerden bir tanesi bu olabilir belki. İşte bu tür sebeplerle muhafazakar bir yaklaşıma gidilmiştir diye düşünüyorum. Ama 160.5 milyar dolara varmamızda şu anda. Varmamız için bir şekilde tempomuzu hızlandırmamız gerekiyor. Eylül'de %6,5'tu. Bir şekilde ona bir ivme katarak gidersek zaten bu hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. Arkasındaki yatan nedenler bu şekildedir. Görünen o ki bizim gibi hani büyüme odaklı ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler, özellikle hani ihracata dayalı ekonomiler tabii ki bu
az önce siz de zikrettiniz, jeopolitik risklerden inanılmaz etkileniyor. Hele ki bu kadar yakınınızdaysa bu riskler. Rakamları ortaya koyuyor zaten. Hani işte gerginlik azaldığı zaman, tansiyon düştüğü zaman rakamlar biraz daha toparlanıyor vesaire. Siz aynı zamanda bir dış ticaret uzmanısınız. Peki bizim gibi ülkeler nasıl tedbirler almalı? Bu risklere karşı kendisini korumak için neler yapmalı? Şimdi bu etkilenmenin sebebi özellikle Türkiye bağlamında, bu birçok ülke için de geçerli, ihracatımızın yabancı gelire elastik olması. Bunu elastikiyetle açıklıyoruz. Bu bir gelir etkisidir. Yani dış dünyadaki büyümenin, partnerlerinizdeki büyümenin sizin ihracatınıza olan etkisidir. Bunun yanı sıra bir de fiyat etkisi var bildiğiniz gibi. Bunu da kurlarda daha çok tartışıyoruz. Evet. İşte kurlardaki değişimin ya da rekabetçi fiyatın ihracatınız üzerindeki etkisi. Biz Türkiye'de iki etki de görebiliyoruz. Muhakkak kurlar lehimize döndüğünde ihracatta bir olumlu gelişme yaşıyoruz. Ancak daha dominant olan etkinin gelir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de işte Avrupa'daki durgunlaşmadan yaşadığımız endişe de buna bağlı. Burada daha çok tabii ki pazar çeşitlendirmesi önem taşıyacaktır. Yani sepeti bir şekilde çeşitlendirmek o en önemli faktörlerden biri. Zaten ihracatçılarımız da, ihracatçı birliklerimiz de bu anlamda oldukça çaba gösteriyorlar. Evet. Son 10 yıllık serüvenimize baktığımızda da aslında ihracatta öne çıkmamızın ya da ivme kazanmamızın arkasındaki en önemli faktörlerden birinin bu olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen zaten dünyada da Türk ihracatçısının gitmediği, ziyaret etmediği, öyle, temas kurmadığı alanda, evet, kalmadı gibi. Evet. Bundan sonra biraz daha artık hep diyoruz ya, katma değeri daha yüksek, ihracatımızın daha katma değerli olmasına önem vererek ilerlememiz gerekecektir. Bu şekilde. Şimdi ihracattan bahsetmişken dahilde işleme rejimine yönelik bazı eleştiriler geliyor. Evet. Yayından önce de sizinle konuştuk. Mesela çelik sektöründen, gıda sektöründen bu yönde eleştiriler var. Bu rejime yönelik sıkı denetimlerin ihracatta risk oluşturacağı yönünde endişeler var. Mesela çelik sektöründen bu, tabii TANAP'taki boru satın alma ihalesinin tamamlanmasının ardından dün bir telefon bağlantısı yapmıştık. Sektörün önemli isimlerinden Sayın Veysel Yayan da bu manada dile getirdi. İşte yastı çelikte ithalat odaklıyız vesaire diye. Bu rejime yönelik bu sıkı denetimlerin ihracat için risk oluşturduğu noktasında siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlamda ne tedbirler alınmalı? İhracatçı nasıl rahatlatılabilir bu konuda? Tabii orada belli başlı endişeler var. İhracat bu rejimle birlikte tabii ki artmış durumda, pozitif etkileri var. Ancak bu bir yandan da bir dışsallık olarak belki ithalatı da teşvik eder bir hale geldi. Orada iç piyasaya sürme riski oluşuyor bu endişelerden dolayı. Evet, bu tür çalışmalara gidildiğini düşünüyorum. Tabii burada seçilmiş sektörlerimiz var bildiğim kadarıyla, demir çelik, gıda, evet, tekstil gibi belli sektörler için başlatılmış durumda. Bunun bir gereklilik olduğu ortada, ancak uygulamalara belki bir etkinlik getirilmesi gerekir. Sektörel bazda yaklaşılması gerekir. Şekerleme ihracatında örneğin son okuduğumuz haberlerden bugünlerde işte tırlarda bekleme, bu gıda ile ilgili işte bozulmaya yönelik ürünler olduğu için burada daha çok zarar gören bir sektör. Dolayısıyla sektör, bu bir örnek, sektörlere göre uygulamalar, daha etkinliği güçlü uygulamalar getirmek gerekecektir. Belki yeni bir çalışma olduğu için bunun geliştirilmesi önem taşıyor. Ama arka planda bir şekilde gerekliliği var. Uygulama burada önemli. Demir çelik ile ilgili olarak örneğin TANAP'la gündeme gelen boruların üretiminde aslında evet üreteceğiz ama ham maddeyi de bir şekilde ithal ederek. %80'in yerli üretim olacak diye hani öyle, ancak ham maddesini maalesef o arka planda ham maddesini ithal edecek olmamız yatıyor. Aslında o zaman oranlara baktığımızda daha düşük oranlarla karşılaşıyoruz. Son incelediğim verilere göre bu toplam üretimde %25 gibi bir yerli paya düşmüş oluyor. Orada aslında başka bir konuya burada geçiş var. Demir çelikte aslında Türkiye'nin yeteneklerini ve kapasitesinin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yıllardır hayır üretemiyoruz, ithal etmek durumundayız şeklinde bir anlayış var. Aslında incelediğimizde şirketlerimizin bu tür yetenekleri ve kapasiteleri olduğunu görüyoruz.
Orada bir motivasyon ve tetikleme gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü ithalatımızda demir çelik oldukça üst sıralarda. Muhtemelen bu fiyatta rekabet edememe endişesi biraz sektör temsilcilerini üretim manasında panikletiyor gibi. Onun da payı var. Ancak potansiyel çok ciddi dediğiniz gibi ama bir evet. türlü şey yapamıyoruz. Hani o manada harekete geçiremiyoruz üreticiyi. Onu biraz ikna ve biraz da algı yönetimiyle yapmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu uzun yıllardır artık kanıksanmış bir durum. Hayır, biz bunu üretemiyoruz, ithal ediyoruz ama demir çelik de öyle değil. Gerçekten dediğim gibi şirketleri, kurumlarımızı incelediğimizde bu kapasitenin olduğunu görüyoruz. Ve TANAP'la ilgili de teknik şartnamede belki bunun üzerine biraz gitmek gerekecek. Artık biraz yapabildiğimiz, yeteneğimiz olan ürünlerde iç pazarda da hareket yaşamak ve ithalatı bu şekilde kısmak da cari açığı azaltıcı tedbirlerin başında gelecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bir çalışma yapmak anlamlı olacak. Sektörler bazında demir çelik de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. En kısa zamanda sizden de böyle bir çalışma bekliyoruz tabii ki. Peki. İhracatçılar Meclisi bünyesinde ve diğer danışmanlık zaten yaptığınız gruplar bünyesinde. Çelik ihracatçıları da bu konuda aktif diye düşünüyorum son zamanlarda. Bir sinerji oluşturmak gerekiyor ve bu konunun önemini ve yapılabilirliğini gündeme daha çok taşımak önem taşıyor. Üreticinin algısını yönetmemiz gerekiyor. Yani ve biraz carrot vermek, havuç vermek şirketlerimize devletin üstleneceği önemli rollerden biri olacaktır cari açık anlamında. Şimdi yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok az bir süremiz kaldı. Son bir şey sormak istiyorum. İşte gündemden bağımsız çok keyifli bir sohbet oldu bu arada. Her şeye değinmiş olduk. Evet. İzleyicilerimizin de hoşuna gidiyor bu şekilde bir akış. Umuyorum. Biliyorsunuz gündemdeki en önemli haberlerden biri Devlet Bankası olan Ziraat Bankası'nın Katılım Bankası kurma yetkisini BDDK'dan almış olmasıydı. Bir ilk olacak Türkiye'de. Evet. İlk defa bir Devlet Bankası Katılım Bankası kuracak. Bankacılık sektörüne ve genel olarak ekonomiye neler kazandırır sizce bu? Kısaca sizden bir görüş alabilirsem sevinirim. Tabii bildiğiniz gibi İslami bankacılık dünya çapında artık bir trend olmuş durumda. Oldukça büyüyen bir sektör. Burada başlıca ülkeler nelerdir? İşte Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve buna bir de Türkiye'yi ekleyebiliriz. Bu başlıca İngiltere'de saymak lazım. İslam ülkelerinden İngiltere'ye de geleceğim. Buradaki portföyün dünyanın yani İslam bankacılıktaki bu ülkelerin 6 ülkenin oluşturduğu portföy dünyadaki sektörün yaklaşık %80'ine tekabül ediyor. Tabii Türkiye biraz daha geriden geliyor, o bir gerçek. Burada dünya çapında yaklaşık 40 milyon civarında bir müşteri var şu anda mevcut durumda. Ama sektör çok hızlı bir şekilde büyüyor diyebiliriz. Son 5 yılda 5 yıl içinde bundan sonra %20 gibi bir büyüme gerçekleştirileceği öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu sektörün içinde bu büyüme trendine girmesi. Çünkü burada bir küreselleşme de var sektörde. Uluslararasılaştırma da var. Bunun içinde yer alması oldukça önem taşıyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda bu yaklaşık 20 senelik bir süreç aslında İslami bankacılık. Tabii çok da yeni. Evet, ancak hala istediğimiz seviyelere gelmediğimizi görüyoruz. Pazar payı bankacılık sektörü içinde %5.6 gibi bir payda 2013 itibariyle. Bunun yükseltilmesi önem taşıyor. Hem yastık altı fonların hayata geçirilmesi için, çekilmesi için hem de sağlam bir finans sisteminde bunun önemli bir dinamik olacağını düşünüyorum. Ve Türkiye'de şunu da söyleyerek bitirelim, vaktimiz yok. İslami bankacılığın, katılım bankacılığının çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Son Ernst & Young'ın bir raporu var bu konu üzerine. Oradaki rakamlara baktığımızda geleneksel bankacılığın 1.6 katı bir büyüme sergilediğini görüyoruz son 5 yılda. Aslında oldukça talep olan bir sektör. Evet. O yüzden geliştirmek ve yaygınlaştırmak önem taşıyor bu tür atılımlarda. Hem Türkiye bankacılık sektörü için hem yatırımcılarımız için önem taşıyor. Hem de küreselleşme anlamında, finansal küreselleşmenin şu anda oldukça gündemde olduğu ve derinleştiği bir ortamda bu konuda kesinlikle hamleler yapmamız önem taşıyor. Elbette ki yatırımcı için de yani normal bankacılığı faizi tercih etmeyen yatırımcı için de çok büyük bir avantaj olacak bu gelişmeler. Evet, çok kesinlikle. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok keyifli bir yayın oldu. Benim için de teşekkür. Bugünlük TV.net ekranlarında Finans Ekspres'in sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız.
Finans Ekspresi sundu.